Merhaba. Bugünkü konumuzun adı risk. Şimdi satışta risk almaktan çekinme. İlk önce satışta risk nedir? Biz bir yatırım yapmıyoruz ki yani satış görüşmesinde. Şimdi farklı satış tekniklerini, farklı fiyat politikalarını müşteri üzerinde deneyebiliriz. Farklı fiyatlar. Mesela normalde vadeli çalışıyorsan biz nakit alım yapıyoruz. Biz 5.000'in altında alım yapmıyoruz. Biz 10.000 doların altında mal teslim etmiyoruz gibi. Aslında müşteriyi daha yükseğe çekecek bu politikaları deneyebilirsin. Aynı zamanda farklı satış teknikleri de deneyebilirsin. Da ya acaba şu cümleyi kursam nasıl bir tepki alırım? Bunu istediği tabii role play yap diyoruz. Arkadaşlarınla, işinle, dostunla bunları yap diyoruz ama gerçek deneme müşteriyle olur. Ve bu demek değildir ki bir müşteri kötü bir tepki verdi. Bu yöntem işlemiyor ya da bir müşteri aldı. Her müşteri bu yöntem olacak. Hayır. Ama bunu denemen lazım. Şimdi bunun için de satışı biraz oyun olarak görmen lazım. Bu satışı oyun olarak görürsen böyle şeylerde daha çok risk alabilirsin. Şimdi risk almanın faydaları çok fazla. Yani gelişmek için bunu yapman gerekiyor. Potansiyel müşterileri de kaçırmak istemiyoruz ama bunları da denemek zorundasın. Bunlar seni bir adım ileri getirir. Yeni bir satış tekniğin var. Yeni bir bu görseli WhatsApp'tan atıyorum ya da başka bir mesajlaşmadan böyle bir teklif yapıyorum. Böyle bir anket yapıyorum. Ben bunu bir deneyeyim. Bir dene. Görüşürken müşteriye de ki bizden daha iyisini zaten bulamazsınız. Mesela böyle büyük bir laf söyle. Acaba müşteri ne tepki gösterecek? Bu da bir risk. Adam de ki en az bu kadar adet alım yapıyoruz. Aslında burada müşterinin potansiyelini de bilmediğin için bu riski alıyorsun. Şimdi risk al, peki ben bu riski alacağım ama korkuyorum. Müşteri kaçarsa satış hedeflerim var, amaçlarım var. Ya ben bunları kaybedersem? Şimdi bunun için her zaman söylediğimiz şu nokta var. Risk alırken bu tehlikeyi azaltmak için, kaçırma tehlikesini azaltmak için müşteriyi biraz tanıman gerekiyor. Şimdi müşterinin ödeme gücü yoksa ben en az bu kadar alacağım, bu kadar yapacağım, toptan almak zorundasınız gibi laflar zaten adam alamayacak. O yüzden burada mesela böyle bir riske girmezsin. Ya da evet ya ben bu müşteriden para kazanmayacaksam hangi müşteriden para kazanabilirim dediğin noktada bunu da almalısın. Zaten başka türlü ilerleyemezsin satışta. Kendi tekniklerini ortaya koyacaksın, kendi satış stratejilerini ortaya koyacaksın ve bunları deneyeceksin. Bunları denerken de müşteri kaybedeceksin. Bu kesin. Bunu da göze alman gerekiyor. Müşteri kaçtı, ben böyle bir şey. Sen bir deneme yaptın. Bunu da yapman gerekir de yapmadan da bilemezsin. Çünkü hiç risk almazsan, hiç kapını uzatmazsan nasıl bir duruma geliyorsun biliyor musun? Ben bu fiyatın üzerine bu ürünü satamam. Ben bu tarz bir müşteri grubuna bu ürünü satamam. Ben bu konularda yetersizim ya da benim ürünüm yetersiz gibi bir algı geliştiriyorsun. Ama bunu test edebilirsin. Bunu test et. Tabii şu kolay. Aylık satış hedefin tutmuştur. Hadi risk alalım. Bunu yapmak biraz daha kolaydır. Ama minimum alabileceğin risk seviyesi olmalı ve satışta risk almaktan kaçınmamalısın. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.